Linkini göndereyim. Gruplarımıza. Arkadaşlar katılmak isteyeceklerdir. Gönderdim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Size bugünkü konuğumuzu tanıtayım. Bugün 14 Şubat Çarşamba günü konuğumuz Şermil Üstad Muzaffer Kına. Kendisi bize vahdet bilincinden bahsedecek. Çok heyecanlıyım. Böyle üst bilinç, böyle güzel bir üstadı ağırlıyor olmaktan. İnşallah çok güzel bir program olacak. Çok güzel farkındalıklar yaratacak sizlere de. İnanıyorum. Evet, bekliyoruz arkadaşlar. Daha önceki programlarımızda da duygudan bahsetmiştik bugün, biliyorsunuz. Duygunun öneminden bahsetmiştik. Hatta demiştik, duygudur. Uyanışa giden yakıtımız diye. Arzum, iyi akşamlar. Arzum, hemen söyleyeyim. Yayın dinleyeceksen sana moderatörlük vereyim. Şey yapanlar, bu gezen tavuklar var ya, onlar geliyorlar burada şey burada hani yorumlar yapıyorlar, fake sahte sahte yorumlar. Sana moderatörlük verim, onları hepsini sil, olur mu buradaysan Arzum? Ya da burada olan herhangi bir arkadaş yazsa alta, bu sohbette ona moderatörlük veririm. Teşekkür ederim Emine, çok sağ ol canım benim. Biriniz o yorumları silerseniz iyi olur arkadaşlar. Ben hem yorum silip hem de konuğun anlattıklarına konsantre olup soru soramıyorum. Becerebilirsem diyorsun. Yorumun üzerine basıyorsun, orada sana şıklar veriyor. Diyor ki yorumu sil, yapanı engelle diyor. 30 dakika, 24 saat engelle istediğin kadarını. Hepsini engelle. Yapayım istersen. Bak ben mesela senin yorumun üstüne bastım. Moderatör olarak ekle dedim ve ekliyorum. Yani dolayısıyla evet. Hocamız da geldi. İyi akşamlar Pınar Karaman. Evet. Efendim iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hayırlı akşam. Hoş bulduk. Yalnız hayırlı akşamlar. Nasılsınız? Üstad, biliyor musunuz? Eyvallah, çok buyurun. Heyecanlıyım. Sizi ağırlamaktan dolayı çok heyecanlıyım efendim. Eyvallah. Amenna. Eyvallah. Canım hocam, sizi bizim hem grubumuzda da çok tanıyanlar var. YouTube'da da çok tanıyanlar var. Efendim, olur ya, daha sonra seyredip 3-5 kişi ya ben tanımıyorum Muzaffer Kına beyefendi kimdir derse kendinizi tanıtır mısınız efendim? Tabii ki. Şu anda Denizli'deyim. İlk defa Evrensel Bilgi Araştırma ve Uygulama Altınçağ Misyonluğunu Denizli'de ilk defa kurduk. 55 yılı geçti. Yani neredeyse 57-58 yıl oldu. Resmen kurulmuş bir dernek. Burada hipnoz dahil metafizik kurallar öğretiliyor. Metafizik, spiritualizm, ruh bilimi öğretiliyor. Medyumluk öğretiliyor. Duru görü, duru şidi, otomatik yazı, astral seyahat gibi. Sesiniz gitti efendim. Uzaktan, hiç dokunmadan yurdun her tarafından, hatta yurt dışı tanıyanlar da bizden başka türlü yararlanabiliyor. Biyoenerjiyle, uzaktan manyetizmayla, telepatiyle insanlara sağlık veriyor, birçok sorunlarını hallediyor. Tabii bu o zaman pek bilinmiyordu. Bize hoca deniyordu. Yok cinci minci falan diyenler oluyordu. Bazıları hayranlıkla geliyor.
bazıları korkuyordu. Daha sonra birçok gazetelerin yurt dışı yayınları, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinin yurt dışı yayınlarında bir seans alırken, vücut dilini öğretirken çekimler yapmıştı. Bizim her birimizin ayrı kıyafetleri var, pelerinleri var. Bayanların ayrı giysileri var, erkeklerin ayrı giysi. Profesyonel bir seans yapıyorduk. Dünyanın birçok yerinde bu seanslar yapılıyordu. İstanbul'da da Doktor Selman tarafından yapılıyordu. Daha sonra Ergün Arık da devam etti. O zaman ilk defa orası daha bizden önce kuruldu. Sonra Denizli biz kurduk bu derneği. Bu dernek tamamıyla yurt dışından da ziyaretçiler geliyordu. Bazı bilim öğrenmek için. Tıbben tedavi edilemeyen hastalıkları tedavi için de geliyor idiler. Derneğin önünde yazıyor koca levhalar halinde. Tıbben tedavisi mümkün olan hastalara hastaneye gönderilir. Doktora gönderilir. Ancak tıbbi tedavi bulunamamışsa, raporlarıyla bize gelirse biz ona yardım ederiz diyorduk. Yani böyle cama yazılar vardı. Büyük büyük. Çünkü her hasta insan hastane gibi derneğe yığılıyordu. Biz bunları kabul etmiyorduk. Ancak tıbbi çare yok ise o zaman kabul ediyorduk. Tabii bunu yaparken de olağanüstü yöntemler de yapıyor idik. Vücut dilini kullanıyor idik. Şu anda insanlar hala bunu bilmiyor. Her vücut hangi şeye ihtiyacı varsa onu kendiliğinden bilir. Mesela eline aldığınız bir ilaç diyelim yahut da bir bitki. Önde kalkıyor, öne doğru uzatıyorsun elini. Bana faydalı mı değil mi diyorsun. İki ayağın yayına getirip dimdik duruyorsun. Faydalıysa öne yalpalıyor vücut. Zararsa arkaya yalpalıyor. Bakın her insan nasıl bir bitki kullanabilir yahut tıbbın verdiği ilaçlar doğru mu değil mi? Yan tesiri var mı yok mu bilmek için vücudun kendini soruyorduk. Duru görüyle görülüyor medyumlar. O ayrı. Ama vücut hasta kendiliğinden bunu biliyordu. Sonra sarkaçları öğretmeye başladık. Herkes şoka giriyordu. Herkes kendi hastalığını tespit edebiliyordu. Tabii bizi şikayet eden de hayli çoktu. Mahkemeye düştük. Mesela ameliyat edemeyen, narkoz vurulması tehlikeli olan hastalara hipnoz tavsiye ediyorduk. Hipnoz şeytan işi, cin işi deniyordu. Kabul edilmiyordu. Mahkemeye girdik. Hakim de şaşırdı. Hipnoz kitapları getirdim. O çeşit çeşit dünya tarafından sundum. Bu dedim şeytan işi, cin işi değil. Hakim bilirkişi getirdi. İlahiyatçiden, doktordan, psikologdan 3 kişi bilirkişi getirdi. Onlar da bilmiyor o zaman için. Falan filan. Böyle macialarımız yaşadı. Denizli'ye 1970'te Uzay Anadolu Kutu adı altında bir kod açıldı. Buna portal deniyor. Tekrar söylüyorum. Uzay Anadolu Kutu. O Anadolu üzerinden Denizli'ye, Ege'ye, Ege'den de Denizli üzerine düşüyordu. Bizim yaptığımız bu seanslar bu portalda açıldığı için çok rahat olağanüstü olaylar yaşatıyor ve yaşıyorduk. Yani böyle başladık yani kısacası. Hala bizden çekilenler olur, hoca sanır. Hoca ile ilgimiz yok bizim. Onun için üstad dedi. Dernekte üstadlık silsilesi vardır. Kur'an yapan biz olduğumuz için bize Şerbeli Üstad deniyordu. Diğerlerinin ayrı kademeleri vardı. Tabii bu yayınlar çoğaldıkça Milliyet Hürriyet Gazetesi Avrupa'da çıktı bu yayınlar. Sonra orada heyetler gelmeye başladı. Ondan sonra daha da farklı bir şekilde bizim söylediğimiz sözleri boyus metre gibi bu vücut dilini ölçen aletler yapılmaya başladı. O geniş bir şey. Yani Denizli kurdu. Kısacası bu. Şimdi ne soracaksanız onu alalım. Bence insanlar önce dünyayı öğrenmeli. Yaşamayı, özünü bilmeli. Gördüğü şeyin ne olduğunu anlamalı. Hiç kimse gördüğünü anlayamıyor.
Çünkü ayetlere göre de böyledir. Görülen, bilinen, duyulan izafidir, sanaldır. Peki gerçek nedir? Görünenin arkasındadır. Duyulanın arkasında, bilinenin arkasında. E onu nasıl bileceğiz? İşte buna parapsikoloji, metafizik, kuantum fiziği, sufrutualizm, ledüni ilimler şeklinde değişik değişik bilimler, radyestezi, ekimenezi, bilim dalları var. 400 çeşit bilim dalı var. Bunu tıp okumuyor. Okullarda, üniversitede okumuyor. Halk da bilmiyor. Kim bilecek bunları? Onun için bizi çekiniyor ünler. Oradan birisi bir hikaye anlatıyor. Onu yallım yallım yapelim peşine koşuyorlar. Bizim öyle değil. Bizim söyleyeceğimiz her şey dünyayı aşan bir bilimdir. Evrensel bilimler dalına girer. Bakalım sizin müşterileriniz ne soracak? Niye meraklı? Siz niye meraklısınız? Bundan sonra da devam edeceğiz sizin durumunuza göre. Üstadım, bizim amacımız sizin dediğiniz gibi kendi hakikatimizi tanımak. Biz bu konularda bir fikir platformuyuz ve bu konularda sohbetler yapıyoruz. Sizin gibi güzel bilinçlere davet ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Siz de hiç kırmadınız. Gayet mütevazı bir şekilde davetimizi icabet ettiniz. Bizim söylemek istediğimiz insanlara şu, eğer herkes söylüyor kendinize yolculuk yapın, kendinize yolculuk yapın ama bu kendine yolculuğun nasıl yapıldığını, insanın kendisini nasıl tanıdığını, zahiride görünenin dışında bir de perdenin arkası, batinede nasıl göründüğümüz, hakikatte bizim kim olduğumuzu bulmaya çalışıyoruz. Ve bunun için de geldiğimiz sonuçta sizin söylediğiniz bir cümle çok önemliydi. Tekrar hatırlatmak istiyorum bütün dinleyicilerimize de. Evet, biz bu zahirdeki yaşantımızı, kendimizi, vücudumuzu, işleyişini çok iyi bilmezsek batiniyi de bilemiyoruz. Onun için bu kısmı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Öyle değil mi üstadım? Tabii ki. İlim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Kendini bilmezsen Rabbini de bilemezsin, gördüğünü de bilemezsin. Çünkü görünen eşya sıkıştırılmış bilgidir. Bir tek kelime bile onlarca kitap yazar. Bizim söylediğimiz dikkat alın. Her eşya sıkıştırılmış bilgidir. Ve her görünen aynı zamanda ayettir. Çözülünce Allah'ın ayeti, yani her yaratılan şey ayettir. Bu değişik şekillerde görebilirsin. İzafiyet ayeti şöyle diyor. Sanmayın ki gördükleriniz öyledir. Sanmayın ki bildikleriniz öyledir. Sanmayın ki duyduklarınız öyledir. Onlar izafidir. Einstein de izafiyet teorisi söylüyor böyle. İşte şimdiye kadar gördüğünüz, duyduğunuz, bildiğiniz her şey izafi. Biz size mutlak olanı öğreteceğiz inşallah. Videolarımı, kitaplarımı takip etsin kardeşlerim. Onlar açıklama gizliyorum. Evet. İzafi olanı tanıdığımız sanıyoruz ama gerçekten tanıdığımız da sanmıyorum ben. Ama mutlak olanı hiçbir zaman algılayamıyoruz. Kullanaraktan mutlağa gitmemiz gerekiyor. Çünkü elimizdeki tek şey izafi olandır. Biz izafiyi kullanarak mutluluğa nasıl gidebiliriz efendim? Şimdi izafiyeti kullanalım, mutluluğa doğru geçelim. Soru bitsin, bekle. Ha? Sorusu bitsin. Soru bitsin. Tamam mı? Soru tamam mı? Peki. Ha. Şimdi şöyle. Önce kendimiz neyiz biz? Ete kemiğe büründük. Ali, Veli, Hasan, Fatma, Ayşe göründük. O değil. İlk ayet şudur. Hazreti Muhammed'e. İgra, oku ya Muhammed diyor. Peygamberimiz diyor ki, ben okuma bilmiyorum. Ey Muhammed, eşyayı oku. Ya gördüğün her şeyi yani. Ben bilmiyorum okumasını. Ey Muhammed, levh-i mahfuzu oku. 3 defa geliyor oku diye. Tekrar. Ey, o bilmiyorum diyor.
Ey Muhammed, kendini oku. Bir insan kendini okursa hakikati bulur. Bir insan eşyayı okursa hakikati bulur. Bir insan levh-i mahfuzu okursa hakikati bulur. Bir insan ruhunu bilir ve miraç ederse hakikati bulur. Bakın, burada iş bambaşka bir şey. Şimdiye kadar hiçbir kimsem bu hakikati size söylememiştir. Şimdi fizik bedenin üzerinde, şu kaba fiziğin üzerinde 11 tane beden var. Biliyor musunuz ne olduğunu? Bilmiyorsunuz. E hani kendini tanıyacaktın? Peki bu bedenin üstünde ruhsal beden var. 7 ayrı ruhsal beden var. Onu biliyor musunuz bu? İlk Allah'tan çıkan nur, ruh, bu ana kadar 7 ana beden var. Onu bilmiyor musunuz? Yani bileceğiz diyoruz ama bilmeye zamanımız yok. Soru bile yoktur buraya. Vücutta bulunan fizik bedenin ötesinde fiziki ruh var. Esir beden var. Eterik beden var en büyük. Hantal beden var. Mantal beden var. Zihinsel beden var. Duygusal beden var. Kalbi beden var. Ondan sonra ruh var. İkinci ruh. Büyük ruh. Bakın sadece burada. Bir de sonsuz astral bedenler var. Bazen bir tane oluyor, bazen 1000 tane oluyor insanın. Bir de buna bağlı üst benlikler var. Sultanı ruha bağlı. Biz insanları, alemleri sultan kıldık diyor ya. Meleklerin de üstünde kıldık. Aynı zamanda aşağıların aşağısına indirdik. Hayvanlardan da aşağı, cinlerden de aşağı, şeytanlardan daha da aşağıların aşağısına indirdik diyor ya ayette. İşte bu 12 boyut bu şeyimiz, kainatımız. 12 boyut üst boyut, 12 boyut alt boyut, 24 boyut. 24 boyut paralel evrenler hariç. Hangisini biliyorsunuz? Şu anda içinizde bana 3. boyutu anlatamaz. 4.'yi tahayyül dahi edemez. 5. boyutu asla bilemez. Daha üst boyutu asla kavrayamaz. Çünkü zihni daha onu kavrayacak düzeyde değil. Halbuki sadece insanın sultan ruhuna bağlı 99 bedeni var. O başka alemde de aynı yaşıyor. Şu anda burada yaşayan bedenimiz 99 başka alemde yaşayabilir aynı anda. Fiziki beden olarak, o alemin kuralına uygun beden olarak yaşar. Biliyor musunuz bunu? Bilmiyoruz. Ben sadece bilinmeyenleri yıllarca söylesem, bilinmeyenleri saysam bitmez. Peki bunlara nasıl ulaşacağız? Önce ruhsal tekamülle ulaşacaksınız. Bir, yaşam enerjinin yüksek olacak. Çoğunuzun yaşam enerjisi o. Kaç? 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. Boyut metre ile ölçülebiliyor. İşte onu ben konferansımdan aldım. Onu boyut metre yapmışlar. Sonra bana Almanya'dan şey geldi. Heyet geldi. Ben patent almadım. Ondan almış. Ölçülebiliyor. Herkesin normal olarak 9.000, 8.000 boyut metre enerji, yaşam enerjisi olmalı. Ayrıca biyo enerjisi 100 olmalı. Ama eğer biyo enerji uzmanı olmak istiyorsa, biyo enerjiyle insanlara, hayvanlara, bitkilere şifa vermek istiyorsa, biyo enerjisi 200 olmalı, 150-200, 300-400-500 olmalı. Eğer 2000'i geçerse ölüyü diriltebilir. Bütün daha önce yaşamış tarihte olanları ben gözetledim. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın 2000'di. Biyo enerjisi, ölüyü diriltebiliyordu. Bazen kişiler alır. 2000 olsa ölüyü diriltir yani. Biyo enerji. Vererek. Onun için böyle sonsuz şey var. Astral seyahatle yukarı çıkabiliyorsun. Tasavvufta buna seyri soluk diyor. Sırları anlamak istiyorsanız, sırları diyor Resulullah. Muti kable ente muti. Ölmeden önce ölünüz. Kim var orada ölmeden önce ölen? Bu ne demek? Fiziki bedeninizden ruhsal bedeninizi çıkarın. Ölmeden önce o. Bırakın
Dolaşın bakalım şöyle. Bütün eşyanın sırrını görürsün. Alemler açık. Eşya engel olmaz o ruha. Seyir suluk yaparsın. Önce kendine bak, etrafına bak, Türkiye'ye dolaş, dünyayı dolaş, gör, her düşündüğün yeri görebilirsin. Havada uçarak görürsün, dünya etrafını dolaşabilirsin. Gezegenlere gidebilirsin. Her yere gidersin. Eğer geriye doğru gitmek istiyorsan, tarihi geriye doğru, bu ilmin adına ekemenezi deniyor. Muhittin Arabi Hazretleri ve Ebubekir Hazretleri diyor ki, bana izin verilseydi, gelecek olan tarihi yazardım. Geçmişi yazmak kolay. Geriye gidersin. Geleceği de yazardım dünya. İlim sonsuz ve sınırsız. Diyorum ki ben, eğer siz yüksek ilim öğrenmek istiyorsanız, kendinizi kısıtlamayın. Sonsuzluğu anlamak için sonsuz olun. Sınırsızlığı kavramak için sınırsız olun. İşte başlayın o zaman. Ruh buna müsait. Çünkü biz Allah'ın nurundan oluştuk. Allah bize ilk kendinden bir nur ayrılınca ona bir aşk yükledi. Aşkın nur oldu. Ondan sonra bir aşağı kademeye indik, vicdan ve merhamet yükseldi, yükledi. O da ulvi ruh oldu. Bir aşağı daha indik, pardon, kutsi ruh oldu. Bir aşağı daha indik, ulvi alemlere, orada akıl yüklendi. Akıl üçüncü sırada. Oradan bir aşağıdan indik, idrak ve şuur yüklendi. Oradan melekut alemlerine indik, ondan aşağı inerken nefis yüklendi, nefis. Bakın, her birisi yedi bölüm. Nefis de yedi kademedir. Şuur da, idrak da, akıl da, vicdan da, aşk da. Hepsinin kademeleri var, hep yedi yedi. Bizim yıldızımız vardır. İç içe yedi yıldızdır. İç içe onları sembol eder. İnanın söylemeyle bu sonsuz ilimler bitmez. Kişi bizimle rabıta kurabilirse, rabıta, İslam dinine rabıta deniyor. Terapetik bağlantı, kalpten bağlantı kurabilirse, biz onu gezdiriyoruz. Sorduğu suali cevap verebiliyoruz. Birçok hastalığa tedavi olabiliyor ama samimiyetle kurabilirse buna ihlas ile rabıta deniyor. İhlas, samimiyetle rabıta kurmak deniyor. Soruyorlar da en kolayı bu. Değilse ağır ağır devam eden yeteneklerin geliştire pratik geliştirir. Duru görü teknikleri var. Duru işi teknikleri var. Otomatik yazı kodlu yazar teknikleri var. Bunun her birinin öğretileri ayrı ayrı var. Size hangisinden bahsedelim? Peki efendim, yaşam enerjisini nasıl yükselteceğiz diye sormuşlar. Biyoenerji de var o kadar. Tabii yaşam enerjiyi yükseltmek istiyorsan önce yüksek ahlak sahibi ol. O kendiliğinden yükselir. Merhametli ol. Vicdanın açık olsun. Öyle yükselir ki alemleri kuşatır. Merhametli, vicdanlı olan insan, bütün varlıklar ona saygı gösterir. Hiçbir negatif varlık, negatif alemi varlık o kişiye saldırmaz. Kıskançsa, fesatsa, aşağı duygusu varsa, korkaksa, bütün gözde görülmeyen varlıklar ona saldırır. Onu obsesyon yapar. Yahut da kanını emer, enerjisini emer. Peki dediniz ki sınırsız ve sonsuz olun dediniz. Sınırsız ve sonsuz olmak için ne yapabilir insanlar hocam? Şey üstadım. Şartlanmayacak. Körü körüne şartlanmayacak. Bak ha, şimdi varsa bir adama sorarsın. Elini neden böyle yapıyorsun dese bilmez. Çünkü şartlanmıştır. Bilmez. Her okuduğu duanın hadimi vardır. Melek gibi. Okuduğu duanın hadimini bilmez. Bilmez ya. Ama müftüdür, hocadır, Diyanet İşleri Başkanı'dır. Bilmez. Seyri suluk diye okur tasavvufta, tamam. Ama kendisi yapamaz. Namaz bir mümin miracıdır denir. Doğru.
Ama miraç ettin mi sen? Hayır etmedim. Nasıl o zaman sen Müslümansın? Bilemez. Sadece lafı güzel. Onun için diyorum ki ben. Taklit bunlar. Hakikat değil. Taklit ile tok olan hakikatta açtır. İnsanlar aç. Dinlesinler videoları. Bu videoyu dinlesinler. Herkese pay etsinler. Bilenler, bilmeyenlere boşluk. Allah şahidimdir. Ben bildiklerimi sonsuza kadar anlatacağım. Hiçbir karşılık beklemeden. Ama siz bunu bildiğiniz zaman siz de bilmeyenlere boşluk oluyorsunuz. Siz de bilmeyenlere anlatın. Artık tekabül edelim ya. Bu dünya basit bir dünya aslında. Çok muazzam yaşam ortamları var. Oraya tekamül ederek gideceğiz. Liyakat kazanarak gireceğiz. Önce kimsenin hakkını yemeyin. Hiçbir zaman yalan söylemeyin. Kimseye darılmayın, küsmeyin. Size kötülük yapana kızmayın. Kötülük yaparsa bir insan ona daha çok iyilik edin. Çünkü o zavallı iyiliği bilemediği için, merhameti kaybettiği için öyle yapmıştır. Öyle sevin ki onu. Sevmeyi öğrensin. Öyle iyilik edin ki ona iyiliği öğrensin. Halbuki insanlar öyle mi? Birisi yan baksa ne baktığına gözünü oyarım diyor. Küçücük bir şey darılıyor, küsüyor, karşı koyuyor. Böyle gelişilmez. Gerçek insan olsunlar. Bak şu dört şey aynı manadadır. İnsan olmak, adam olmak, Adem olmak, Müslüman olmak, Türk olmak. Hepsi aynı anlamdadır. Bakın adam ol lan derler ya. İşte o. Adem de öyle geldi. Müslüman. Peygamberimiz ne diyor? Ben yeryüzüne yüce ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Yüce ahlak nedir? Müslümanlık adı öyledir. Bu Mısırlar zamanında da, bu Sümerler zamanında da yazılı gelmiş. Müslümanlık orada da yazıyor. Sadece Hazreti Peygamberimiz değil. Eskiden de öyle. Bütün dinler Müslümanlık fıtratı üzerine inmiştir. Bütün dinler Müslümandır. Ayırmayın. Türk olmak da öyledir. Türk'ün anlamı mert, güvenilir, cesaretli, yardımsever, ihanet etmeyen anlamındadır. Müslümanlık da o. Adamlık da o. İnsanlık da o. Adem olmak da o. Beş şey aynı manada. Ben o için diyorum ki bütün insanlar Hristiyan, bu şey fark etmez. Müslümandır. Müslüman fıtratı üzerine tavsiye edilmiştir. 124 bin peygamber hep Müslümanlığı öğrettiler. Ama olamadı kimse. Anlayamadılar bile. Sadece taklit yaptılar. Onun için taklit ile tok olan hakikatte açtır dedik. Şu an diyor, samim olsunlar. Dua etsinler. Gözyaşı içerisinde tövbe namazı kılsınlar. Allah'a iki rekat yazsınlar. Bizim adımızla söylesinler. Herkesi görünürüm. Onlara bazı şeyler açarım. En kolay pratiği bu. Videoları dinlesinler, anlamaya çalışsınlar. Kitapları alsınlar, anlamaya çalışsınlar. Ondan sonra istediğin soruları sorarız. Sohbetleri yaparız. Bu işin sınırı yok. İnsan kainatın en üstün varlıklarından. Ama insan olunca öyle. İnsanlığını kaybederse, adamlığını kaybederse, ademliğini kaybederse, Müslümanlığını kaybederse insan olamaz. İnsanlığını nasıl kaybeder insan? Atatürk ne diyor? Ne mutlu Türk'üm diye diyor. Türk ne demekmiş? Türk diyor bir ırkın adı değil. Mükemmelliğin adıdır diyor. Nedir bu mükemmel? Türk nerede var diyorsun? Bilseler ki dünyadaki bütün adamlar Türktür diyor. Aynen kendi şiirlerinde var. Bütün adamlar. Yani kendini bile adam gibi adamlar isterse Afrika'da olsun genlerden gidiyor o. İsterse Amerika'da, isterse kutuplarda fark etmiyor. Bilseler ki bütün dünya adamlar Türktür diyor ya. Hadi öyle bir şuur bul bakalım. Hadi böyle imam bul. Bir de beğenmez imamlar onu.
Bu üstün şuuru, üstün aklı, üstün ruhu. Onlar taklit ederler, taklitçiliği marifet sayarlar. Ulan taklitçilik ya, bir ileri git. Bu işin sırrını bil. Dur namazdan. Miraç ediyorsan tamam eyvallah. Edemez. Ömrü boyunca edemez. Çünkü taklit. Bunları deyince kızıyorlar bana. Ben elhamdülillah Müslümanım. Müslümanlığın gereğini yaparım. Bitti. Herkes yapsın. Onun için yurt dışında her dine ait insanlardan bana üst adım deyip elim öpmeye gelenler var. Tıpkı Mevlana gibi. Efendim, insanın kendi hakikatine yolculuk yapması, kendi hakikatine şahit olması için bahsetmiştiniz. Şuur, idrak, akıl, vicdan. Bunların dediğin hepsinde nefs mertebesi gibi 7 mertebesi vardır demiştiniz. 7 aşamadan oluşuyor demiştiniz. İnsanın tabii hakikatine ulaşmak için bunları üst aşamalara çıkartması mı gerekiyor efendim? Tabii. Ve neler yapması lazım onun için? Bunu oturduğu yerden bilebilir. Oturduğum yerden alemler geldi. İyisin, kötüsün, elekten süzdüm. Hakta bulduğumu hakta yazdım diyor Yunus Emre. Bak, o bile söylüyor bunu, ne güzel. Ol bir ile bir olan cümle aleme olan, böyle sultanlık bulan kulluk kılısı değil diyor. Kul olur, Allah'la olur. Allah'tan olur, Allah ile beraber olur. İşte bitti. O bulmuş. Elhamdülillah. Siz de bulun. Ama diyor ki Yunus Emre bunu bulmamış için ne yapalım diyorlar efendim. Dövene elsiz gelen. Seni biri döverse sen el kaldırmayacak bir şey. Sövene dilsiz gerek. Söverse sen sövmeyecek. Derviş gönülsüz gerek. Gönlüm kırıldı, küstüm, darıldım. Ulan millet anasını babasını küsüp darılıyor ya. Evladını darılıp küsüyor be kardeşim ya. İnsan bir olamaz burada, insan. Hem soruyorlar hem yapmıyorlar. Ben söylüyorum bazılarına. Babasıyla dargın çocuk bana soruyor. Razıların babanı da babamını küfür öpsün. Ne kadar küfür ederse o kadar sen dua et. Yahut babaya söylüyorum, evladına niye dargısın? Evlat iyi beni dinlemedi, gitti, kaçtı, maçtı. Sen ona sevgiyi vermemişsin. Yine sev, yine dua et. Hiç küsme ona. Gelir o zaman. Yeter ki senden bu sevgi dalgalarını alsın. Sendeki bu samimiyeti görsün. Gelir o. Dua et, sevgi göster. Yavrum, seni özledim, gel. Ne? Et sen. Yani herkes kendine ait olanı göstersin. Oturup da şunu istemek, bunu istemek de olmuyor bu. Herkes kaderini kendi yazar. Liyakatına göre, yaptıklarına göre. Bu dünyada bakıyoruz şimdi sen gelsen ruhsal check-up'ı. Bir bakıyoruz kaç defa yaşamışsın dünyada? 11 defa. 1200 yıl yaşama hakkın var dünyada. Daha kaç defa geleceksin? 2 defa. Mesela. Her yaşadığında ne yaptığını görüyoruz. Beden değişiyor, ruh değişmiyor çünkü. Bütün yaptığın iyilikler ve kötülükler ruhun kozmik belleklerinde kaydoluyor. Ağırlık yapıyor ona. İşte cennette sırattan geçememek de o ruhundaki o ağırlık. Mesela ruhun ağırlığı yok. Ruha yapışmış olan günahlardan esir madde var. Onu o ağırlık yapıyor. Onu arıtıyoruz biz, temizliyoruz. İnsan günahlarından arınıyor. Ondan sonra bir daha gelirse dünyaya çok daha rahat geliyor. Ve cennete de koşa koşa gidebiliyor. Ruhsal check-up adı. Ruhu bile check-up yapıyor. Dünyada evet. Hiçbir kimse ruhu check-up yapmak diye bir şey bilmez. Peki hocam. Bütün bedenin fonksiyonlarını görüyoruz. Evet. Evet, ruhun ağırlığı dediniz. İnsan kendi tekamül yolculuğunda tekrar tekrar buraya gelmesi, yarım bıraktığı, tamamlamak zorunda olduğu şeyler için geliyor ya. Siz bunları tamam. Siz bunları iyileştirmekle
torpil yapmış olmuyor musunuz? Yani onların ruhları öğrenmiyor. Mesela sizden haberi olmayanlar öğreniyor. Çok güzel. Nasıl? Çok güzel. Güzel bir soru. Aferin sana. Heh, bakın şimdi. Size gelen her musibet sizin kendi elinizle yaptıklarınızdan ötürüdür diyor ayet. Tamam mı? Ne yaparsan yap. Peki. Bakmışız bir yerde kişi kötülük yapmış. Ruhuna kaydoluyor. Bir daha yapmış kaydoluyor. Sevap yapmış o da kaydoluyor. Sevabı günahı ayırdıktan sonra geriye ne kadar var? Şu kadar günah kalıyor. Geçiyor, çeviriyor. Kime günah işlemiş bu? Filançinin malını dolandırmış. Öteki yaşamda iki kişiyi öldürmüş. Öbürü de ne yapmış? Orman yakmış. Öteki de hayvanını, atını döve döve öldürmüş. Görüyoruz ya. Ha, bu hak iddia edenleri ruhlarını çağırıyor. Görüyor bunları. Sen diyor bu kişiye hakkını helal etmek için ne istiyorsun? Hani az sadaka çok belayı def eder. Hadis sadaka ömür uzatır ya. Peygamberin hadisine uygun hareket ediyor zaten. İlahi yasalara göre hareket ediyor. Gayri şey yok. Bir bakıyoruz astral bedeni yer altına çekilmiş. Eziyet çekiyor. Üzerinde varlıklar çullanmış bir sürü varlık görüyoruz. Oo, bir kısmı parazit. Onları atıyoruz. Defol gidiyoruz. Gidiyor onlar. Bir kısmı diyor ki Sayın Üstad biz diyor filan yerde bir hata etti bu. Bunu ceza çektirmek için biz buraya gönderildik. Eğer o kişiyle helallaşırsa biz gideriz diyorlar. Hak yemiyoruz. Hak alın, hakkı veriyoruz. Peki diyoruz. Peki sen ne istersin? O ruhu görüyor. Ruhlar ölmez. Ne istiyorsunuz bundan? Bizim adımıza 5 aileye yemek yardımı yapsın. Öteki diyor ki benim için şehit ailelerine şu kadar yardım etsin. Veriyor kendilerine. Ne istiyorsa söylüyorlar. Öteki diyor ki benim için 150 ekmek dağıtsın. Öteki diyor ki fakir çocuğa 5 tane 5 çocuğu giydirsin. Öbürsü diyor ki benim için işte gitsin türbeye gitsin. Türbeyi temizlesin, lokum dağıtsın. Hani etrafını temizlesin, çaputuna bağladın alsa temizlesin, arıtsın. Onu ara sıra gitsin, o zaman ben affedeceğim diyor. Herkesin ayrı ayrı gayesi şeysi var, isteği var. Onları tamam diyor. Bu adam yapacağım diyor, yapacağım. Yapacağım, tamam. İmzalıyor, akit imzalanıyor. Kim miskaleti zerredene hayran yarar. Miskaleti arada şara yarar. Zerre kadar hayır, zerre kadar şer hak yenmiyor. İlahi yasaları biliyoruz biz. Öyle hoca imam gibi 3-4 dua okuyup da gariban cinleri yakmıyoruz biz. Hiçbir varlık yakmıyoruz, öldürmüyoruz. Onları görüyoruz, konuşuyoruz. Bazen diyor ki varlıklar, üstadım senin hatırın için gideriz ama bizim de şu derdimiz var diye. Onların derdini de görüyoruz. Hiçbir varlık, şeytanı bile gördüğüm olur. Lan ne yapıyorsun? Artist diyor ben ona. Ya şunu şunu yaptı, bunu mu yaptı diyor. Kalkıyor, gülüp gidiyor. E o da şeytanlığını yapıyor, ben ne yapayım? Ben kızmıyorum. Herkes kendi yaşam ortamında neyse onu yerine getiriyor. Teccalla ben bugün teccalla sohbetlerim diye geçer. Himalyaların altında 1000 yıldır dedi. 50 yıl olduğunda konuşalım. 1000 yıldır buradayım dedi. Neyi bekliyorsun sen dedim. Ortamı bekliyorum dedi. Onun yapacaklarını izledim. Geleceği yolculukta çok acayip şeyler. İnsanları lehimlere koşturuyor. Algısını ters çevirmiş. Beyin algısını. İyi kötüyü, kötüyü doğru görüyor, yanlış görüyor. Baktım çok çeksindirici, çok acayip yüz kızartıcı bir şey dedim. Hadi öldüreceksen öldür de niye bu işi yapıyorsun? Sayın Üstad dedi, ben dedi bunu kendi başıma yapmıyorum. Ben bunu kendime hükmediyorum. Ben de görevliyim dedi. Ne yani dedim, ben de bu ahir zaman için görevliyim dedi. Ben de Allah'a rağmen yapmıyorum bunu dedi. O kötüleri cezasını vermek için buradayım ben dedi. Madem ki haram yediler dedi. Burada lağım yiyecekler dedi. Aa. Onlar onu lezzetli görecek diyor. Yani kainatta hiçbir şey yanlış değil. Eksik değil, fazla değil. Bana Allah'ın yanlış yaptığı hiçbir şey görmüyorum ben. Ama insanlar ters geliyor. Değil. Onlar bilmediği için öyle. Bir insan birini tecavüz edip öldürdüyse bil ki
Zamanında o da onu yapmıştır. Daha dün bir kadını yaptık. Çok dayak yiyor. Bir önce hayata baktık. O erkekmiş. Kocasını çok dövmüş. Şimdi ters olmuş. Öteki kadın olmuş. Öteki erkek olmuş. Onu dövüyor. Et ve bulma dünyası. Peki bu kısır döngü nasıl bitecek? Nasıl bitecek? Hayat bu ya. Hayat bu. Burada yaşarken cennette de yaşarsın. Aynı anda çok yerde yaşayabiliyorsun. Fark etmiyor. Niye bitsek? Dünya ahiretin okulu niye bitsin ki? Bitirsin herkes layıkıyla okulu. Buraya zorla gönderilmedi kimse. Herkes kendisi geldi buraya. Zorla yok. Buraya geliyor, söz veriyor, akit imzalıyor. Diyor ki ayette, akit imzaladınız, ben akdinizi yerine getirin diyor Allah ya. İnsaf be kardeşim ya. Unuttum. Kendi kendini mahvediyor. Yeteri kadar akıl vermiş, irade vermiş, şuur vermiş, idrak vermiş. Allah hepsini vermiş. Sen burada nefsin emmaresini takılıp kalıyorsun. Hatalar yapıyorsun. Sonra Allah'ın bunu verme diye dua ediyorsun. Arsızlık yapıyorsun. Ben Allah'a şu dua ederim. Ya Rabbi bana verdiğin güç kuvvet kadar ben insanlığa ve alemlere hizmet edeceğim. Başka bir şey istediğim yok. At ver, avrat ver, ev ver, çok para ver, asla istemem. Peki astral seyahatten bahsetmişler. Yorumda demişler ki astral seyahati herkes yapabilir mi? Bunun için ne yapmamız herkes gerekiyor? Yapar, bütün canlılar yapar. Ne yapmamız gerekiyor? Videolarda anlattım astral. Ölmeden önce ölmek gibi yani. Astral seyahat herkes yapabilir. Bazıları yapıyor zaten de farkına varmıyor. Uyku gibi oluyor. Yani ruh değil o. Ruh güçlü olunca birçok astral bedenler oluşuyor. Evet. Bazıları bir tane, bazıları iki tane, bazıları on tane, bazıları 20, 30 tane oluyor. Bazıların yüz binlerce oluyor. Yaşam enerjisinin ve ruhunun güçlenmesi ve genel bilgi edinmesi kültürüne göre değişiyor. İnsanlarda DNA'lar var biliyorsunuz, sarmallar var. 12 iplikçik var, 12. 12 de eksik var. O ne kadar daha dolarsa kültürü o. Birçok insana bakıyorum, daha 2 tane sarmal dolmamış. Dünyada en az 6 tane sarmal dolması lazım. Yok sarmallarına bir şey yok. Nereye gidecek bunlar? Bu dünyayı hak etmemiş. Bu dünyada dolması gereken dolmadıysa daha yeraltı alemlerine gitsin. İlimsiz iman olmaz. Softalara da söylüyorum, diğerlerinde. İlimsiz iman olmaz. Sabahlarda da Allah diye bağır, yerde vur kendini. Hiç. İlim şart. İyilik şart. Kötülük asla. Kimseye. Bir başlasın tövbe similler. Tövbe namazı kılsın. Bir başlasın gözü yaşlı Allah'a dua etsin. Ben ilim sahibi olmak istiyorum dersin. İlim yapmak farzdır. Ve ilim yapmak ibadettir. İlimsiz iman olmaz. Bir saatlik ilim 1000 saat ibadet etmekten hayırlıdır. Buna hadis. Daha ne? İlim yapsınlar herkes. Onun için i̇lim, zaten o, astral seyahat da ilimdir. Astral seyahat da ilimdir. Süprutualizm. Ruh bilimidir. Bu tür şeylere duyular dışı idrak da denir. Hani 5 duyu var ya, 6. duyu da deniyor bazısı. DDI diye yazılır. Duyular dışı idrak. Yine yorumlarda sormuşlar üstadım. Demişler ki, yani biz demişler daha önceki gelişlerimizi bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? Hani bu aslında haksızlık değil mi? Daha önceki gelişlerimizi bilmeden onun cezasını çekiyoruz. Ben tabii daha da çok çekmen lazım. Ben biliyorum ama biz sana söyleriz. Gelsin bize müracaat etsin. Suçsal check-up yapsın. Ne yaptığını da söyleriz. Affedersiniz kaç defa tuvalete gittiğini bile söyleriz. Biz söyleriz. Tamam ama size kaç kişi ulaşabilecek? 8,5 milyar insan var. Mesela haksızlık olmuyor. Biz bilmeden yaşıyoruz. Hayır işte. İşte biz de onu söylüyoruz ya. İlim öğrensinler. Bu ilmin içinde bunu öğrenecekler. Buna süfrutualizm deniyor. Ruh bilimi deniyor.
Sufru talizm. Aslında lügatta baksınlar ya. Her şeyin ilmi var. Bunu okutulmuyor okullarda. Okullarda yalim yalim yapayım. Çıkar menfaat. Nasıl kandırırım adam? Tamirciye git arabayı götürüyor. Allah yandın bittik. Hiç kimse arabayı tamir edeceğine uğraşmıyor. Ben bunu nasıl çarparım? Şunu öde kaç para ederim? Bitmiş gitmiş. Oo, bir görsen hikaye ederiz sen. Adam biri gidiyor 8,5 8,500 diyor. Adam bir yere götürmüş ya, bir çırak yeni. Bir bakıyor abi bir şey yok diyor. Bir lehim yeri gevşemiş diyor. Ben yapamadım. Para versen de olur, para vermesen de diyor. Adam çıkarmış 200 lira vermiş. Öteki 18,500 istemiş. Hep böyle ya. Bir de başka parçayı çıkarır. Ben bugün epey para kazandım. Adama hem bu kadar para aldım hem de parçasını sahte bir şey taktım. Gelir bana birkaç ay sonra giden der. Bir de müşteri hazırladım diyor. Böyle. Acaba başkaları da öyle mi? Başka bu işte değişik işler yapar. Dürüst var mı? Kendileri yapıyorlar yapıyorlar. Yap, etme bulma dünyası. Başa dönünce vızık vızık ötüyorlar. Yok öyle bir şey. Haksızlık yok. Her şeyi hakkıyla işliyor bu kainatta. Öğrensin. Unutmak yine kendinden. Ben unutmuyorum. Onu niye unutuyor? Ben ilim yapmışım. Tüm geçmişlerimi biliyorum. Nerede doğdum, nasıl yaşadım biliyorum. O da bilir. Allah beni farklı yaratmadı ki ondan. Hepimizi eşit yarattı. Kaç kişinin hakkını yine kim bilir? O da örtüldü, kendi kendine örttü, kapattı. Astral bedenler yer altına takıldı. İşkence görüyor, haberi yok. Çoğu öyle. Varlıklar çullanmış, üzerine hastalık yapmış, emiyorlar. Vampir gibi. Neden? Onları hak etti de ondan. Onları çekti üstüne. Haksızlık yok. Allah'ın adaleti tam. Kanunlar hiç yanlış olmaz. Kendiliğinden işliyor. Herkes ne yaptıysa o kanuna tabi. ya. Üstad şey kapının ücretini sormuşlar. Musafer üstadım. Ya boş ver şekil sorsunlar. Mühim olan o kişinin bir o değil. Birçok hastalığı oluyorsa tıbben tedavi edilemeyen niçin hastalıklar var ya hani geçen birisi kaç milyon Amerika'ya gideceksin diye adam 5 milyon bilmem ne oraya gidiş geliş orada da istiyorlar. Evini satmış olmamış bilmem ne etmiş. Hükümetten yardım istiyor. Ne acayip hastalıklar var. Ya da irsi hastalıklar var. Kanser dahi tedavi edemez. İrsi, kalıtsal, soydan gelen. Böyle umutsuz olanlar bize gelsin. Yoksa biz normal tıp tedavi yapabiliyorsa bunları kabul etmiyoruz. Çünkü doktorlar bizi şikayet ediyor. Hocalar bizi şikayet ediyor. Görsen. Peki. Şimdi aslında Muzaffer Üstadım. İnsan burada tek, hakikatte tek, başka kimse yok denilir. Ben sana söyleyeyim, iyi düşün. Ben sana söyleyeyim. Bir kuşun bile kanat çırpışı kainatı endez eder. Kainatı, dünyayı da değil, kainatı. Bütün kainat birbirine iç içedir, bağlıdır. Ne yalnızlığından bahsediyorsun? Biz burada istesek oturduğumuz yerde cenneti görür izleriz. İsterse Merih gezegeninden, Sirius gezegeninde yaşayanları görürüz. Onlar da bizi görür. Her şey iletişim halinde. Yanlış bir şey yok. Eksik bir şey yok. Ruh kainatı dolduruyor. Büyük ruh fizik dünyasını dolduruyor. Ruh-u azam değişik boyutları dolduruyor. Allah'ın sultan kıldığı sultan-ı ruh melekut halinde dolduruyor. İşte sultan-ı ruhun emrinde fizik bedeni gibi 99 ayrı yerde bedenleşebiliyorsun. Aynı anda. 99 bedeninle irtibata geçebiliyorsun. Hiç kimse ikinci bedeninden haberdar değil. Bu bilimleri kimse söyleyemeyecek sana.
Peki üstadım, geçmiş yaşantılarımızı bilmeden, onları öğrenmeden burada dikkatli yaşasak, insan olmaya çalışsak, Müslüman olmaya, Türk olmaya çalışsak, sizin beşer olmaya çalışsak olmuyor mu? Olur değil mi yine de? Olur, olur da geçmiş, şimdi yaşarsın tamam ama geçmişte borçları nasıl ödeyeceksin? Bilmiyorsun, ödeyesin. Helallaşacaksın onlarla, bulacağız biz. O ruhları görüyoruz. İstese ölmüş annenle babanla konuşuyor. Ruhsal check-up'ı annesi ölmüş, anası babası için de yapılıyor. Resmi olsa yeter bize, adı soyadı. Resmi, bir de vekalet vereceksin. Tamam. Bakıyoruz ona, anne babasıyla konuşuyoruz. Neler var üzerinde, ne kadar kötülük var. Nerede, karanlık alemde mi, teveccühte mi, cehennemde mi görüyoruz. Onu kurtulmak için ne lazım diyoruz. Ona söyleniyor. Ondan sonra öteki yaparsa bu işi, oradan kurtuluyor. Ölmüş bile olsa. Sınır yok. Kimse bu hakikatten kaçamaz. Perde açıldı mı tamam. 70 bin perde var. Hakkı aç, hakkı doğru. Perde açılıyor onlar. Bir arkadaşımız sormuş. Demiş ki, kaçamaz. Hakikatinden, yaptığından kurtulamaz. En iyisi tövbe edecek, kefaletini bu dünyadaki ödeyecek. Kefaletini öderse olur. Haksızlık yaptığı bir insan ölmüş bile olsa kefaletini öderse kurtulur. Belki de ödemişizdir bunu bu yaşa soruyor. Kadar. Ne istiyorsun bu saatten? Senin malını gasp etmiş. Tamam. Yahut senin kafanı kırmış. Yahut da evini yakmış. Ne istiyorsun kefaletini? O söylüyor. O da az istiyor, fazla istemiyor yani. İşte benim adıma 10 kişiye şunu yapsın, 3 kişi giydirsin falan. Tamam, olay bitiyor. Rab, Rahman, Rahim. Ya, aynı makamlar mıdır hocam? Her şey daha çok kolay. Sesim geliyor mu efendim? Hatta siz bile baktırın. Ben neymiş geçmişte geleceğim? Benim var mı başıma gelecek? Bundan sonra gelecek. O da görünüyor. Bak Peygamber Efendimiz ne diyor bak. Az sadaka çok belayı def eder. Sadaka ömrü uzatır diyor. Bak biz şimdi gördük, bakıyoruz size. Kaza geçireceksin ya. Çocuğun kaza geçirecek, görüyor. Ne olacak bu? Bakalım sonra, biz de bilmiyoruz. Bakıyoruz, ha şu olaydan ötürü sen daha önce şöyle bir hatan olmuş. Ya çocuk şöyle bir hata etmiş. Başına bu sefer bu kaza gelecek. Peki ne yapayım? Onu söylüyorlar. Ölümcül bir kazaysa kurban kesiliyor. Kapandı. Yanlışlıkla oğlum kapattı. Sorusunu bekle. Duymuyorum ben seni, tamam. Anlaşıldı mı? Gizli kapaklı bir şey yok. Kimse hakikatinden kaçamaz. Kader, bakın, kader ne şanstır ne de özel veridir. Kader yaşanarak elde edilir. Nokta. Neymiş? Daha söyler misin? Kader çok ne güzel şanstır, söyle sen de. Ne de kader özel veridir. Allah onun bunu kaderini yapmıyor ha. Allah'tan böyle Allah'a iftira ediyorlar. Allah kimsenin kaderini yazmaz. Bunu kafir yaz, öteki de hırsız yaz, öteki de katil yap. Ondan sonra sen ne de yaptın bunu de. Böyle Allah olur be. Tövbe yarabbi. Allah'a hakaret ya bu. Onun için diyor ki size gelenler Müslüman. Kendi elinizle yaptıklarınızdan ötürüdür. Bitti. Şura suresi. Ayetini söyleyeyim. Şura suresi. Hadi bakalım. Ben yapmadım diyor. Sen Allah'tan yaptın diyorsun. Allah kaza etti. Allah bela etti. Allah'tan şu geldi. Anlama yazılmış. Lan hiç. Ses gitti üstadım. Sesinizi alamıyoruz. Anlaşılmayan bir şey yoktur herhalde. Açık ve net konuşuyorum. Güneş gibi. Mevlana Hazretleri ne diyor?
Hadi bunu söyleyeyim sana. Diyor ki Mevlana Hazretleri, üstad bir güneştir. O hem aydınlatır, hem ısıtır. Hem de soğuktan, sıcaktan çadır gibi sizi korur. Üstada ölü bir meftaha gibi bağlanır. Meftaha ne demek? Ölü, meftaha. O yükseldikçe siz de onunla beraber yükselirsiniz. O inerse siz de ona inersiniz diyor. Bunu anlayabilen anlasın. Nasip olan anlar. Peki dediniz ki belli bir süre için gelir ruhlar buraya dediniz. Ondan sonra evet. Gelmez. Bu geldi. Herkes şunu desin. Bana söz versin. Desin ki Yunus Emre gibi. Gönül gitti elimden. Ele giresi değil. Hak ile bir oldu da artık ölesi değil. Ölenler hayvan imiş. Aşıklar ölmez desinler. Bu aşkı burada ilahi aşkı fark etsinler. Arkasından ilim gelir. Önce aşk, sonra ilim. Üstadım bu aşkla neyi kastediyorsunuz? Ben bu aşkı Allah bir türlü anlayamıyorum yani. Ses gelmiyor. Nasıl yapsak ki? Benim sesim neden gelmiyor? Siz duyuyor musunuz sesimizi arkadaşlar? Sesimizi duymuyorum. Neden acaba? Bir yanınızdaki arkadaş bir baksın acaba. Neden? Yok geldi. Kulaklarınızı taksın canım üstadım. Şu an geliyor mu sesim? Üstadım geliyor mu sesim? Üstadım kulaklığınızı taksanız gelir belki. Geliyor mu şu an sesim? Evet bak yayına sesim gidiyor üstadım. Size gelmiyor. Şimdi geliyor mu efendim? Duyuyor musunuz beni? Pıt pıt yapıyor adam bak şarj küçük olanlar. O zaman kulaklığı çıkartırsanız duyar. Şarjı bittiyse. Çıkarayım mı? Şimdi beni duyuyor musunuz efendim? Çok zor. Üstadım duyuyor musunuz şimdi beni? Evet. Sesim geliyor mu efendim? Üstadım ses geliyor mu? Evet. Tamam geldi. Bir ses geldi. Görüntü yok da. Tamam. Yankı yapıyor sanırım. Daha çok soracağım soru var. Ses geliyor buradan. Sen altın çağdan bahseder misiniz Muzaffer Usta? Üstadım. Altın çağ ne demektir? İşte altın çağ bu hakikatların öğreneceği çağdır. Altın çağ misyonuna girmek için 1970'te Uzay Anadolu koduyla dünyaya açıldı. Türkiye'ye açıldı ilk defa. Onun için Türkiye hızlı bir şekilde artık altın çağa hazırlanacak. Dünya önce Türk Birliği kuracak, sonra insanlık birliğini kuracak inşallah. Peki altın çağın sebebi nedir? Neden altın çağı yaşıyoruz? Bu olası bir şey midir? Üstadım altın çağdan sonra ne gelecek? İnsanlığı ne bekliyor? Daha önce dünyamız bu tür şeyleri kısmen yaşadı. Tekrar sıfırlandı. Tekrar kaçıncı Adem? Bir sürü Adem geldi geçti. Bir sürü Adem, yeryüzü insan bitti. Tekrar geldi. Bitti tekrar geldi. Evet. Şimdi yine altın çağı yaşayacağız. Evet. İnşallah bunu başaracağız. Bu sefer dünya dağılmadan uzaya gideceğiz. Uzayda bizi bekleyen gezegenler var. Bunların en büyüklerinden birisi gök gezegen. Sirius'ta yakınımızda da gök gezegen Türklerin gezegenidir. Gök Türkler zamanında gidiş geliş oldu. Gök gezegen. Kurtulabilenler dünya dağılırken gök gezegene götürülecek. Orada yaşam devam edecek. Ama dünyamız uzatırsak yaşını, barış olursa daha yaşayacak dünyamız.
Kıyamet günü belli olacak o iş. İnsanların tavırlarına göre değişebilecek. Çünkü değişken, kader değişken. Kader her kadar muallaktır. Mutlak değildir. Mutlak olan tek şey Allah'ın takdir ettiğidir. Allah olandır mutlak olan. Diğer bütün olaylar muallaktır, değişebilir. Olacağıza olmayabilir, geriye durdurur. Bir güç gelir, geriye durdurur. Buna muallak deniyor. Mutlak değil. Kainat mutlaka bozulacak, dünya mutlaka bozulacak. Bu mutlak. Ama zamanı muallak yani, anlaşılsın. Zamanı muallak. Biz istersek dünyayı ömrünü uzatırız. Ama dünya kötülüğe gidiyorsa, insanlar gittikçe bataklığa gidiyorsa, insanlar insanlığını kaybediyorsa, bu alemlere karanlık varlıklar istila ediyorsa, bütün insanlara istila ediyorsa, insanlığı kaybetmeden insanıyla dünya dağılsın daha iyi. Ruhlar yeniden başka yerde var olur. Doğru söylüyorsunuz. Üstadım, Kur'an'da geçen Rab, Rahman, Rahim, biz elçiler, gözcüler aynı varlık mı diye sormuşlar Muzaffer Üstadım. Rahman'ın adı belli, Rahim de belli. O Rahman, Allah'ın sıfatları, Allah'ın 99 esması var. Rahim de var, Rahman da var. Şafii de var, her şey var. 99 esmayı bilmeyen yoktur. O Allah'ın sıfatlarından, Rahim olan Allah, Rahman olan Allah. Tamam, Allah bunlar işliyor zaten, her zaman işledi. Bütün kainatta işliyor. Kainatta biz toz kadar değiliz ya. Kendimizi o kadar kıymetli görüyoruz ya, toz, toz. Güneş sistemi kainatta, güneş sistemi içinde bulunduğumuz galakside 200 milyon var. İçinde bulunduğumuz Samanyolu kadar da kainatta 200 milyon Samanyolu var. Dünya bunun yanında toz kadar değil, toz. Kum, çölde kum tanesi kadar değil. Doğru. Yusuf sormuş, demiş ki hocam, gerçek ışık karanlıktadır sözünde bize neyi anlatmak isteniyor? Gerçek ışık karanlıktadır ne demektir diyor. Şimdi gerçek ışık karanlıktadır anlamı birçok yerde kullanılabilir. Çünkü bu yapılar karanlık maddeden oluştu. Madde. Orada bize göre karanlık. Aslında karanlık ayrı bir kavram. Mesela cennette aydınlık ve karanlık diye kavram yok. Cennete varmadan önce oyuk alemler var. Burada zaman yok, mekan yok, karanlık ve aydınlık kavramı yok, alt üst yok, zaman geçmiyor. Böyle alemler de var. Aydınlık olan şey bir elektronların hızıdır. Elektronlar parçalanıyor. Bir de atomu içindeki foton, proton parçalanıyor. Foton enerjisi meydana geliyor. Bu hız aydınlık görünüyor. Esasında bunlar da izafi yani. Ruhun, ruh karanlıkta veya aydınlıkta diye bir şey yok. Ruha her taraf aydınlıktır. Foton enerjisi neden olduğunu söylüyor. Mesela kara delikten bahsediliyor. Kara delik. Kara delik değil ki o. O kainatın, yıldızların oluştuğu çok muazzam, milyarlarca güneşten daha fazla ışığı ve ısısı olan bir eksen. O foton ışığı da geriye çektiği için, foton ışığı bize ulaşmadığı için onu karanlık görüyoruz. Hakikat karanlıktadır deyince orayı mı demek istiyorsun? Ne? O kavramlar izafi yani. Onu demek istiyorum. Evet. Demişler ki, çok güzel bir soru vardı. Bir arkadaşımız sormuş. Demiş ki, ben kalp hastalığıyla doğdum. Eski günahlarımı nasıl öğrenebilirim? Yani illa bir insan bir hastalıkla doğunca günahkar mı doğmuş oluyor üstadım? Nasıl oluyor bu iş? Tabii o bedelini çekiyor. Tabii tabii. Tabii. Sebepsiz hiçbir şey olmaz. Önce eterik bedenine gelir. Ruhun yani eterik beden. Önce ruha kaydoluyor o. Kaydoluyor. Hatalar iyi de kozmik bellekleri vardır ruhun. Oraya kaydoluyor iyi veya kötü.
Hatta ruh ağırlık tartılabiliyor hastanede bile. Ve insan ölmeden önce. Ondan sonra biz kaç gram kötülüğü var söyleriz. Oradan sonra fizik bedene gelirken eterik bedene geliyor. Eterik bedenden sonra da fizik bedene geliyor. Daha hastalıklar eterik bedende tedavi olursa daha kolay oluyor. Mesela bazı kanser hastalık var. Atalardan gelen diyelim. Ya da başka bir hastalık. Önce eterik bedenine gelir o. Biz bakarız eterik bedenine gelmiş. Ama fizik bedenine daha inmemiş. Yani hücrelere, DNA'lara, kromozomlara inmemiş. Öyleyse eterik bedenini temizlemek kolay oluyor. Onu astral alemlerde, ruhsal alemlerde ayrıca şifahaneler var. Orada temizleniyor onlar. Ondan sonra eterik bedende temiz olunca bir diğer fizik bedende gelmiyor yani. Orada yok olduğu için. Temizlikler böyle ruhsal check-up çok muazzam bir olay. Yeryüzünde bilinmeyen bir olay. Ama insanın kurtuluşu sadece bu. Eğer bütün insanlar ruhsal check-up yaparsa dünyada hiç kimse kavga dövüş etmez. Hiç dünyamız bozulmaz. Dünyamız cennet olur. İnsanların hataları yer altında, başka boyutlarda, eksi boyutlarda olan, hani 12 artı 12 eksi diyoruz ya, eksi boyutlarda olan karanlık varlıkları çekiyor. Onlar da insan fiziki, ruhsal bedenlerini dejenere ediyor. Hastalık buradan başlıyor. Yani bazen düşünüyordum ben de işte, kim insan bal küpünde doğuyor, kim insan ekmeğe muhtaç doğuyor. Tabii, o hak etmiş, öyle. Babası haram yemiştir, haram yedirmiştir. Çocukları da çeker. Yedi göbek birbirine akraba olduğu için, karmalardan birbirini etkilediği için hastalıklar da birbirini etkiler. Bundan kolay anlamayacak ne var? Aklı hür, vicdanı hür, iradesi hür olanlar bunu kolay kavrar. Takıntılı olanlar, şartlanmış olanlar zor kavrar tabii. Mustafa demiş ki Adem alem içinde, alem Adem içinde. Aynı şeyi söyledik. Alem içi her frekansta değişiyor. Her frekans. Mesela bizim dünya frekansımız başka. Diğer alt boyut frekansları başka, düşük frekansından. Alfa, beta, delta dalgaları bunu herkes bilir ya. Alt boyutta delta dalgaları var, alt boyut. Her farklı titreşimlerde farklı alemler var. Farklı titreşimlerde farklı alemler var. Onun için alem içinde alem, mekan içinde mekan, zaman içinde zaman denir. Gayet basit. Çok kolay anlamak. Yeter ki aklı hür olsun. Açtın alemleri kapladın. Yani. Arkadaşlar size nasıl ulaşabileceklerini sormuşlar. Hiç merak etmeyin, bu videonun altında yorumlarda iletişim bilgisini, nasıl ulaşabileceğinizi yorumda yazacağım. Nimet onu da sahipleyeceğim ki oradan bulabilirsiniz. Tamam, Nimet Hanım'a ulaşabilirsiniz. Asistanım Nimet Hanım'a ulaşabilirsiniz. Bize de ulaşabilirsiniz. Evet, Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Instagram'da da var. Huzur taşım var. Orada da var. Biliyorum Instagram'da var. Muzaffer Kına beyefendi. YouTube'da var. YouTube'da var. Ama ben de her yerde var. Adımı yazdığı zaman çıkar. Sormuşlar. Demiş ki Muhittin sormuş. Adem'in cennetten kovulmasına sebep olan secare denilen ağacın meyvesiyle gerçekte anlatılmak istenen konusunda üstadımın düşüncesi nedir acaba demiş. İşte bunları bol bol anlattık. Mesela cennette de meyveler var ama fosfosuz. Sadece enerji. Orada ayrı bir şey. Bir nevi tiyatro gibi bir şey bu yani. Adem biz kainatı, ben televizyonda çıktım bundan 15-20 yıl önce, orada anlattıydım. Kanal Türk'te. Ondan sonra ilk defa Adem yasak meyve yedi dediğinde şöyle, orada posası olan bir meyve var. Bundan yeme deniyor. Posası meyve yediği için
tuvalet oluşuyor. Orada da cennette duramaz. Sevgilisi Havva da önce onu yiyor. Adem onu bırakmamak için Adem de yiyor. Sonra postalı dünyalara, yani bu yuvarlak alem deniyor bu alemlere. Yuvarlak alemlerde olduğu için bu iş artık buralara gelmesi isteniyor. Buralar indiriliyor yani. Onu Sarıgönder'e anlattım ben. Hocam ben bu fizik Adem'le... Fizik yapılıyor orada. Ha. Adem'le Havva'nın cennette ama hikayesini ilk duyduğum zaman verdiğim tepki şu olduydu. Ha demiştim, ta oradan başlamışlar. Her şeyde kadını suçlamaya. Hemen Havva'yı suçluyorsunuz hocam. Şimdi suç değil. Bu bir roldür bence. Bu tesadüf olmaz. Allah bunları bilmiyor muydu? Olmaz. Bu bence şöyle. Ben esasında onu da pek takmıyorum. Ben kendi yaşadığımı söylerim. Ben nasıl olduğunu söyledim. Daha kainatlar yok iken, bakın tekrar söylüyorum. Daha kainat denen bu yuvarlak alemler yok iken biz insan olarak, insan, Adem değil, Adem'e fizik bedenliğe denir. İnsan, fizik bedeni olmayanlara, bizlere deniyor yukarıda. Biz insan idik, var idik orada. Sonra Allah-u Teala vahyetti, dinledik. Yeni alemler yaratılacak. Nasıl alemmiş merak ediyorduk biz de. Orada kimler yaşayacak? İşte bazı negatif varlıklar, eksi boyutlarda yaşayacak. Başka? Birçok varlıktan sayıldı. Peki insan da yaşayacak mı orada? Yaşayacak. Ne olacak? Yeni bir beden edineceksiniz. Buna Adem bedeni denecek dendi. Ve orada Adem'in portreti yapıldı. Ben bunu anlattım. İzledim çünkü. O zaman vardı. Bütün ruhlar vardı o zaman. Portreti yapıldı. Sonra ruh o fiziki beden. Yani portreti içine girdi. Adem'le Havva teyyi mekan şeklinde. Bunu tasavvufta tayyi mekan denir. Lügattan baksınlar. Tayyi mekan şeklinde yeryüzüne indirildi. Çok kolay bir şey. Bir plan gereği yani. Evet. Üstadım bu söylediklerinizin doğruluğundan nasıl emin oluruz? Ya da siz nasıl emin oldunuz diye sormuşlar efendim. Şimdi insan beyni algısı dar. Şimdi şöyle soru soruyor, ben anlıyorum. Sen bir çeşmenin altına girmişsin, eline bir bardak, suyu dolmuş. Diyorsun ki bana çok su lazım. Çeşmenin altında bardağı tutuyorsun. Ama yine o kadar, ne kadar saatlerce tuttum diyorsun. Ben işte bu kadar su aldı diyorsun. Yahu çeşmeden su akıyor. Devamlı akıyor. Senin bardağın küçük kardeşim. Bardağı genişle. Dolduruyorsun. Ya diyorsun, o burada olmuyor bu. Nereye gidiyorsun? Şelalelerin altına gidiyorsun. Elinde yine o bardağı veya testi var. Yine su doldurmaya kalkıyorsun. Ne kadar? Kabın kadar. Bir testi var elinde. İstersen Amerikan Niagara şelalesinin altına git. Sen zihnini genişletmedikçe fazla su alamazsın. Kabın kadar alırsın. Aksi olur mu? Kabını genişlet. Başta söyledim. Sonsuzluğu anlamak için sonsuz, sınırsızlığı anlamak için sınırsız ol. Kendini sınırlama. Kendini bil, kendini bul, kendin ol. Seni başkası yönetmesin. Aklın hür olsun, vicdanın hür olsun. Bakın, kalbin hür olsun, iraden hür olsun demedik mi? İşte hür olursan alırsın bunları. Kırmızı elma demişti. Sen beni görsen şimdi hadi ya boş ver adam atıyor tutuyor dersin. Algılayamazsın. Belki de küfredenler var. Bu adam şaşırmış diye. Kendileri bir elmanın içindeki böcek gibi dışa çıkamamışlar. Bir dünya bile bir elma gibi. İnsanda içindeki böcekler gibi. Daha dünya dışarı çıkan var mı? Dünyanın içini bile dolaşan yok. İnsanların çoğu böyle. Ne anlayacak o böcek? Evet. Küçük. Elçiden çıkamamış. Ne bilsin o elmayı bu çuvalda olduğunu? Bu elmayı çuvala bir insan doldurduğunu? Bu elmaların bir ağaçta olduğunu? Bu ağacın bir toprakta büyüdüğünü? Toprakta büyüyen bir ağacın toprak ve güneşten bu elma oluştuğunu?
bu dünyayı. Nereden bilsin o elmanın içindeki böcek ya? İnsanlar böyle işte. Kemal sormuş, demiş hocam, letaiflerinizdeki hareketleri nasıl yorumlarsınız? Ya letaiflerde var, tarikatlarda çalışır. Letaifler Muftahil Kulüp denen bir kitapta var. Peygamber Efendimiz'in yazdırdığı, Nuri Efendi'ye yazdırdığı, biraz önce söyledim, medyumların yazdığı, bizim otomatik yazıyla yazdırdığı bir kitap. Adı Muftahil Kulüp. Manası şudur: kalplerin anahtarı. İşte bu letaiflerle de astral seyahat yapılabilir. Orada birçok tarikatlar 30 yıl, 40 yıl gitmiş. Diyorlar ki üstadım, biz 30 yıldır gidiyoruz, bu işi yapamadık. Çünkü şeyh diye başta olan adam kendisi yapamıyor. Bilmiyorum Mahmut ne yapsın Mahmut derden. Kendi yapamıyor. Çünkü orada ilk defa hedef kalp gösterilmiş. Kalbin duvarından girilir. Benim kitapta onu yazdım ben. Duvarından girilmez, pardon. Daha üstte yürekten girilir. Yürek başka, kalp başka. İman tahtası dediğimiz yürek, mangal gibi yüreklerle burada ateş gibi görünür. Oradan sen gireceksin, kalp yoluna düşecek. Kalpten kalbe varırken bir yol kat edeceksin. Sonra kalbe gireceksin. Ondan sonra devam edeceksin. Yediyle tahayyül dolaşacaksın. Baştaki sıfır. Oradan girecek, ana kapıdan. O da yürek denir. Bunu şeyhler bilmiyor. Ben Resulullah'a sordum. Yazdırdığın kitapta dedim yürek yok. Onu dedi şeyh olan kendisi görecek dedi. Sen nasıl gördüysen ona da görecek dedi. Yoksa ezberlerler, biliyoruz diye tafrası satarlar dedi. Onun için tarikatlara gider 30-40 yıl gidip de burnu ucunu görmekten aciz kalmış, hasta olmuş o insanlar, başındaki şeyhin o yetenekli olmayışındandır. Ne kadar sakalı büyük olsa olsun, sarığı ne kadar büyük takarsa taksın, şalvarı ne kadar büyük olsa olsun, etrafında ne kadar insanlar huu diyenler çoğalırsa çoğalsın, sarıkla fesle olmuyor. Zihnimizi, zihin kabımızı nasıl genişletelim üstadım diye sormuşlar. Genişletiyoruz ya, bütün bu söylediğim şey genişletmek. Marifet olsaydı diyor, marifet olsaydı sakalla hırka biz de alırdık, 30'a 40'a diyor, hırka mı yok, sakal mı yok. Sakalla hırka ile olmuyor. Ben şimdi sakalım fazla yok, başımda fes yok, hoca hazretleri de değiliz, namaz memuru da değiliz. Bir de hakikati olmak için sohtaları epey yıpratıyoruz. Bizi seven, sohtalardan bizi seven ancak kalbi açık olanlar sever. Diğerleri bizi kızar. Sapıklar da kızar. Korkaklar da kızar. Aşağılık duygusu olanlar da kıskanır. Onlar da kızar. Aklı hür, vicdanı hür, iradesi hür. Güzel insanlar bizi anlar. Bilgi kitabındaki bilgilere önem verelim mi üstadım demişler. Tabii bilgi kitabı sunumuna bir bakın. Ben Bülent Hanım'ı iyi tanırım. Ben ondan önce dernek kurdum. Ona gelen o bilgiler bize teklif edildi. Ben kabul etmedim. Neden? O çünkü konseyden geliyor o bilgiler. İçinde bulunduğumuz kainatın konseyi var. Konseyi biliyorum ben. Bülent Hanım bilmez onları. Dernekten yazdırmaya başladılar bütün oradaki insanlara. Konseyden tebliğler geliyor diye. Selam, hoş geldiniz, hoş bulduk. Kimsiniz? Biz içinde bulunduğumuz kainatın, galaksinin konseydeniz. Yönetim kuruluyuz yani, yönetim. Peki, ne istiyorsunuz dedim. Dünyadan da bir kişi alacağız dediler. Kimmiş o dedik, seni uygun gördük dediler. Şimdiye kadar o konseye insanlardan gelen oldu mu dedim, olmadı dediler. Ben dedim ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 18 bin alemin sultanı, oraya girmeye layık olmadıysa beni mi layık gördünüz dedim.
Yani ben insanlık adına sizi kabul edeceğim. İnsanlığı sizin emrinizden mi vereceğim dedim. Yok öyle şey. Çekilin dedim. Gelmeyin bir daha. Aynen bunu dedim. Sonra Bülent Hanım'a gidip yazdırdılar. Bazı tabii ki mantıklı doğru bilgiler var. Ama sonra doğru bakın. Bir piramit çizmiştir üçgen gibi. Bakın. Allah nerede yazmış? Altlarda. Oradakiler Allah da çok üstün. Bir bakın çizdiği en sona doğru. Allah'ı İsa işe yarı saymıyorlar bile. Kendini Allah'ı bilen, Allah'ın ismini koyan, Allah'ı duyuran kendileriymiş. Bir bakın ya çizilmiş orada. Merak edin. Varsa elinde birisi arkadaşlar yayınlasın. Sadece üçgenin yayını yeter. Ben okumadım. Onun için hiçbir şey diyemeyeceğim. Üstadım. Yayınlasın bir tane vadelerinde. Üçgenin yayınlasın. Herkes baksın. Orada üçgenler var. İzahlar var. Yayınlasın. Allah kelimesi en altta. Böyle piramide yukarı doğru onlar var. Kendileri varmış. Evet. Üstadım, Allah yok mu kendini var ettik diyor. Evet. Neyse. Yusuf sormuş. Demiş ki dünyadaki belirli enerji noktalarına yerleştirilen dikili taşların belli bir vakitte bir boyut kapısı açacağı yönlü bir teori var. Siz bunun hakkında ne düşünüyorsunuz üstadım? Şimdi biz dünyada yeraltı boyutları da söyledik. Dünyada yerüstü boyutları da söyledik. Geçen gün canlı yayınımda yer üstünde bulunan Türkiye'deki boyutları da söyledik. Bazı karanlık boyutları kapattık iki tanesini. Daha var. Büyük yeraltı karanlık boyutlar da var. Portal deniyor bunlara. Bunu ben zaman zaman anlatıyorum. Bütün portallar bizim için malum. Hem yeraltı karanlık portallar hem de yer üstüne açılan seyri suluk ve miraç yaparken yer üstüne açan portallar var. Onları da söyledik biz. Yani şimdiye kadar yazılmış, çizilmiş bütün kitaplardan daha üstün bilgiler verdik. Kısa kısa. Bu kelimeler böyle öyle. Görüntü almıyor demek ha? Siz görünüyorsunuz. Üstadım çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sohbetti. Eyvallah. İnşallah bir daha gelirsiniz. İnşallah bizi sevmişsinizdir. Ege'nin güneşi Muzaffer üstadım. Eyvallah. Ben şu sözümü unutmasınlar. Ben dedim ki ben bu evreli İstanbul sokaklarından daha iyi bilirim. Neden bunu dedim? Astral olarak ben evrede dolaşabiliyorum. Galaksileri dolaşabiliyorum. 18 bin alemi gezdim. Ancak İstanbul'u gözlerde biraz şey var. İstanbul sokaklarını o kadar bilmiyorum yani. Onu demek istiyorum. Bak bazen latife, bazen gerçek payı var. Gerçeği şakayla karıştırarak söylüyorum bazen. Millet bıkmasın, usanmasın diye. Anlamakta kolaylık sağlasın diye. Onun için şiirlerimde kelimeleri köprü yaptım yetmedi. Anlatacağım şeye cümleler yetmedi. Kelimeler böyle bıktı benden. Niçe bilgiler nehir gibi aktı benden. Kelimelere sıraladım. Kelimelere sığmadı. Duygulara sığmadı. Akla sığmadı. Sadece aşkın gönlüne sığdı ancak diye. Şiirlerimiz vardı değişik. Bilenlere, duyanlara, anlayanlara, gönlü geniş olanlara, aklı geniş olanlara, gayret edenlere, aşk olsun. Başarı gayrete aşıktır. Gayret ederseniz ufkunuz açılır. Ben her zaman yazdayım inşallah Teala. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Canım üstadım. Selamlar, saygılar sunuyorum. Dinleyenler bilmeyenlere borçlu. Şimdi siz dinleyenlerin herkes en azından 10 kişiye anlatmalı. Borçlusun çünkü. Bilmeyenler çok var. Bilenler, bilmeyenler anlasın. Kitapları tavsiyesinden altın suyu, gümüş suyu, manna, Ormuz bunlar var. Dünyada ilk defa bunu biz ibar ediyoruz. Gerçi olan manna.
kristaller, hepsi var. Herkesin gönlüne göre doğal var. Sevgimizi kodlayıp veriyoruz. Nimet Hanım hemen gönderiyor. Nimet Hanım'a da selamlar, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Allah razı olsun. Allah hepinize inşallah şu ufkunu açar, şifa verir. Allah'ın şefaati üzerinizde olsun. Sizleri amin, seviyorum. Sürceli ihsan ettikse affola. Sürceli ihsan ettikse affola. Sevgiyle kucaklıyorum. Sevgiyle, sağ olun.